Herkese merhabalar. Bugün yeni Nissan Juke'un incelemesiyle birlikteyiz. Juke biliyorsunuz yenilendi. Şöyle genel bir tasarımına bakalım. Eski Juke'da göndermeler var ama burada gündüz ledlerimiz var. Burada normal far. Altta da sislerimiz mevcut. Panjurumuz büyümüş. Şöyle X-Trail'a benzer bir tasarıma sahip. Burası piano black. Güzel. Aşağıda da ön bölge asistanının sensörü var. Şöyle ön tasarımın geneline bakacak olursak güzel. Biraz daha heybetli duruyor eskisine nazaran. Eskisi pek bu kadar hoş durmuyordu. Evet, motor kısmına bakacak olursak da burada 3 silindirli 1.0'lık Renault'dan alıştığımız TC motor var. Zaten aşağıya bakarsanız Renault Nissan. Fren hidroliğimizi buraya koymuşlar. Sigorta kodumuz, hava filtremiz. Kaput bayağı ağır geldi ben açarken. Burada bir yalıtımımız var. Fren hidroliği DOT 3 veya DOT 4 kullanılıyor. DOT 3'e çok gerek yok. DOT 4 iyidir. Kaput amortisörü yok. Antiviriz suyumuz burada. Güzel motor yerleşimini beğendim. Renault'dan motor zaten aynı. Sandero'da da falan da var. Burada alternatörümüz vesairemiz. Motor kısmından da bu kadar. Şöyle yan tasarıma gelecek olursak genel olarak bakalım. Yani eski Juke'dan gelen şu şişik arka tasarım devam ediyor ama dediğim gibi biraz daha keskin hatlar verilmiş. Daha güzel olmuş. Jantlar yine konturlu. Krom siyah. 19 inç. 225-45-19 Hankook lastiklerle gelmiş. Çamurluk içinde de şöyle davulmazlarımız var. Yanda plastik dodikler, plastik eklentiler önde de var. Arazi göndermesi için. Piano Black ayna kapakları ve Piano Black ağustunu mevcut. Şöyle yavaş yavaş arkaya doğru geçeceğim. Anahtarsız giriş görüyorum. Arka kapı kolları yukarıda. Arka tasarım biraz daha kütleşmiş. Oh, hoşuma gitti. Eskiden böyle top gibiydi. Bu daha güzel olmuş. Arkada yine diskler var. Arka lastik ölçüsü de aynı. 225-45-19. Depo kapağımız. Yine benzinli bir araç. Arka tasarımına şöyle bir bakacak olursak. Burada led stoplarımız var. Altta plastik bir difüzörümüz var. İyi difüzörde egzoz çıkışı yok. Altta egzoz çıkışı var. Burada bir geri görüş kameramızı görüyoruz. Bagajını açalım. Bagaj hacmini yine ekrana yazacağım. Ben kaç litre olduğunu bilmiyorum ama 390-400 civarındadır. İlk dikkatimi şuradaki parça çekti. Bu biraz yüklemeyi zorlaştırır ama onun haricinde gayet düz bir zemini var. Burada bir karışlık bir eşik var. Bagajda herhangi bir göz görmüyorum. Şurada askılar var. Bu tarafta da var. Ama güzel bagaj kaplı. Şu alt tarafa bakacak olursak. Burası biraz ince. Altta da bir stepnemiz var. Çeki demiri vesaire de içinde. Böyle bagajın üstünde iki tane tutma kolu var. Kaplaması da güzel. Şöyle kapatalım bagajı. Bagaj hafif ama güzel. Şöyle arka tarafa doğru geçelim. Kapı buradan açılıyor. Ön koltuk çok geride. Sağdan girelim. Sağdan girelim içeriye doğru. Kapı üstleriyle başlayalım. Kapı üstlerimiz sert fakat böyle değişik bir kaplamayla kaplanmış. O kadar sertliği belli olmuyor. Otomatik camlar. Buralar yumuşak deri. Kapı içi gözlerde bir su şişesi, bir de ufak bir göz var. Burada hoparlör tercih edilmiş. Arkası birazcık antrasit tavandan ve filmli camlardan dolayı buradan bakınca boğunak geliyor. Şu yere doğru yavaştan geçelim. Ön koltukta ben rahat oturur gibiyim. Yani baktım şöyle. 3-4 parmak bir diz mesafesi var. Koltuklar gayet rahat. Tavan siyah, ben siyah tavan artık biliyorsunuz sevdiğimi. Baş mesafesine şöyle bakalım. 4 parmak gibi bir baş mesafesi var. Ortada bir USB çıkışı var. Göremiyorsunuz burayı biz. Ortada bir USB çıkışı. Burada bir oyuk var. Şurası güzel bir kaplamaya sahip. Piano Black değil, böyle simlik. Black Chrome tarzında. Şaft önü de çok yüksek değil. Orta koltuğa da oturacağız şimdi. Oturalım hatta. Ortada yolculuk zor. Şu koltuk kim bu kadar geri almış ya? Neyse. Ortada yolculuk zor. Yanlara koyarsanız 400 kilometreye kadar gidebilirsiniz.
Arkadan öne genel bakışta böyle Kaşkay'dan tanıdığımız direksiyon. Şöyle. Ortak arka koltuklara bakalım. Isofix destekleri iki koltukta var. Ortada bir kol dayaması segment gereği yine yok. Kelebek cam yok arkada. O biraz boğanaklık katmış. Onun haricinde güzel. Ferah bir araç. Dışarıdan bakıldığı kadar klostrofobik değil. Şimdi ön tarafa doğru geçelim. Ön kapıyı açtım. Ön kapı üstlerimiz yumuşak sayılı. Evet. Sert üzeri yumuşak kaplamalı. Buralar yine deri yumuşak. 4 cam otomatiği var. Yine sol ön cam otomatik sadece klasik Japon geleneği. Katlanır ayna var. Tuttuğumuz yerler güzel detaylarla lüks hissiyatı verilmiş. Kapı içi gözümüz güzel. Yeterli seviyede. Şöyle iç tarafa genel olarak bakacak olursak koltuklarımız gayet sportif gözüküyorlar. Başlığında birleşik olmasından dolayı. Destekleri de bir B SUV'a göre yeterli seviyede. Şurada şerit takibin ayarlarını görüyoruz. Gösterge parlaklığı, otomatik start stopu kapatıyor. Kapıyı kapattığımızda da sessiz bir ortam oluşuyor. Açayım biraz. Şöyle dursun. Direksiyonumuz Kaşkay'dan vesaire alıştığımız bir direksiyon. Bu tarafta menü kontrollerimiz, bu tarafta da hız sabitlemenin kontrolleri ve Bluetooth kontrolleri yer alıyor. Güzel, eğirbeği küçük direksiyonları ben seviyorum. Hoş bir direksiyon. Kulakçıklarımız da mevcut. Burada otomatik farımızı görüyoruz. Otomatik sileceğiniz de var. Ortada güzel bir ekran var. Yani ben çok mesela hayaleti çok sevmem. Ama bu güzel olmuş. Böyle hem komple dijital hem de şunlar analog. Hoş duruyor. Güzel. Anahtarsız giriş çalıştırma var. Start stop burada ve kalp atışı şeklinde. Heartbeat dediğimiz kalp atışı şeklinde. Orta tarafta bir ekranımız var. Şöyle ekranı bir açalım. Buradan gece gündüz modu var galiba. Kanal değişimi, audio. Menüye basalım. Tuşlar neden çalışmıyor? Şeyden dolayı mı? Kontak kapalı değil mi? Ekranda biraz gecikme var. Tahmini yol hatları açık. Geri diyelim. Menüdeyiz zaten. Tamam. Radyo. Saat var burada. Bilgi diyelim mesela. Dokunmatiği güzel çalışıyor. Geçişlerde güzel. Eski Nissan ekranlarından pek eser kalmamış. Mesela ne diyelim? Diğerleri. Güzel, dokunmatiğini beğendim. Aşağı doğru indiğimizde 3 tane yuvarlak havalandırma üfleci var. Ben yuvarlak pek sevmem biliyorsunuz ama bu güzel baya. Görüntü çok hoş. Dörtlü butonumuz buraya yedirilmiş. Güzel. Ben hiç göremedim ilk de. Aşağıda dijital bir klimamız var ama tek yönlü koltuk ısıtmalarımız var. Ön cam ısıtmamız var. Burada bir USB'miz var. Burada da bir 12 voltluk soketimiz var. Gözde güzel. Yerleşimi konumu güzel konumlandırılmış. Dizimizin değdiği yer mesela yumuşak tercih edilmiş. Uzun yolculuklarda yormayacaktır sizi. Bu tarafta bu arada herhangi bir göz yok. Onu da söyleyeyim. Vites topuzumuzu görüyoruz burada. Bu araçta yine CVT şanzıman var. Nissan'ın sevdiği. Burada drive mod dediğimiz sürüş modlarını seçebildiğimiz buton. 2 adet bardaklığımız, elektronik park freni ve auto hold butonumuz yer alıyor. Kol dayamamız güzel. Açalım. İçinin derinliği de fena değil, yeterli seviyede. Güzel. Kullanıştırıyoruz. Malzeme kalitesi yumuşak. Burası deri kaplı. Şuralarda. Burası sert. Nissan'dan biliriz. Burası da fena sayılmayacak seviyede. Sert ama yumuşak bir izlenim veriyor. Burası da yumuşak. Dediğim gibi elimizin gittiği yerleri yumuşak tercih etmişler. Torpidoya bakalım. Torpidosu gayet geniş. Büyük bir torpidosu var. Işığı var. Yukarıda soğutması var mı? Yok galiba. Şu an bir şey fark ettim. Sağ taraftan da kapı kilidini açıp kapatabiliyoruz. Böyle genel olarak. Üst tarafa bakalım. Üst tarafta makyaj aynalarımız var ve ışıklılar. Güzel. Boyutu da iyi buranın. Ortada aydınlatmalarımız halojen kullanılmış. SOS butonu yeni alacağınız her araçta mevcut. Aracın içinde bir de şurada bir aydınlatma var. Bu biraz daha geride olsa güzel olurdu. Arka biraz karanlık kalmış. Yine bunun da aydınlatması mevcut. Güzel araba olmuş. Ben beğendim. Teknik özelliklerini ve fiyatını şu an ekranda görüyorsunuz. Bir 10 saniye görelim. Sonra kapanışa geçelim. Evet,
Bugün sizlerle birlikte yeni Nissan Juke'a baktık. Ben Juke'u beğendim açıkçası. B segmentinde böyle çok geniş olmayan ailelerin 4 kişi vesaire kullanacağı. Eski Juke biliyorsunuz biraz feminendi, bayanlara hitap ediyordu. Bu genele hitap eden çok güzel tarz bir otomobil olmuş. Ben beğendim açıkçası. Fiyat ve teknik bilgiye de aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bugün Nissan Sertepe'deydik. Yeni Juke'a baktık. Kendilerine de bu çekim mekanı için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Abone sayılarımız bizim için önemli. Bayiler de bizim abone sayımıza bakarak izin veriyorlar. O yüzden abone olmanız bizim için önemli. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.